Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli kurum amirleri, kıymetli misafirler. Eğitim ve Kültür Vakfı Kadir Üç Kulesi'nin organize ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı Tarih Baba kitabının tanıtım ve imza gününe hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Duran İsaoğlu'nun konuşması, Sayın Valimiz Doktor Erdinç Yılmaz'ın konuşması, emekli öğretmen Ala Karman Bey'den şiir, yazar Mansur Işıkbol'un özgeçmişi, yazar Mansur Işıkbol'un konuşması, kitap tanıtımı ve kapanış. Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Uzaklaştıran bir yoldur. Cumhuriyet faziletir.
açılış konuşmasını yapmak üzere Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Kadirli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Duran İsaoğlu'nu davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler, hemşerimiz, vakfımızın üyesi, eğitimci yazar Mansur Işıkbol'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel yazmış olduğu Tarih Baba romanının tanıtımına ve imza gününe hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Vakfımız faaliyetlerini yürütürken kurum, kuruluş ve kişilerle her zaman işbirliğini ilke edinmiştir. Gerçekleştirilen faaliyetlerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kavak Adana Şubemizin destekleriyle Nisan 2022'de Karatepe Aslantaş Arkeoloji Alanı UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girdi. Hemşerimiz döndü Yaşar Cimre'nin arsa bağışı. Öğretmen Kutlay Köksal'ın mal varlığını bağışlamasıyla Kavak Kız Öğrenci Yurdu, Kavak Kutlay Köksal Kız Öğrenci Yurdu'nun inşaatı şu anda bitmek üzere, %75'i bitmiş durumdadır. 61 yataklı bu yurdumuzun tamamlanması için siz Kadirli hemşerilerimin yardımlarını bekliyorum. Cenevre Dünya Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 100. yılı nedeniyle kaymakamımızın koordinesinde hemşehrimiz Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu'nun danışmanlığında Kavak Kadirli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle çocuk haklı projesi planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu projenin uygulama safhasında Kadirlili yerel tiyatro sanatçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu projedeki amacımız çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, çocukların yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle eğitimci yazar Mansur Işıkbol öğretmenimize 100. yıla özel bir kitap yazmasını rica etmiştik. Kendisi bir ay gibi bir süre sonra hocam kitabınız hazır, adını koydum, tiyatro eseri olarak yazdım, ismi Tarih Baba dedi, inceleyebilirsiniz. Ben bunu Kadirli sanatçılarla da tiyatro sanatçılarıyla da görüştüm, sahneleyecekler. Bu yönüyle biz Mansur Işıkbol hocama da teşekkür ediyoruz. Bugün burada o kitabın tanıtımını yapmak için aramızda bulunuyorlar. Teşekkürler Mansur hocam. Vakfımızın kuruluşundan günümüze büyük hizmetleri olan değerli insan, en son vakfımızın genel başkanı
Ahmet Demirel'i bir ay kadar önce kaybettik. Kendisine rahmet diliyorum. Ayrıca bu yurdumuzun yapımı için arsa bağışlayan Döndü Hanımefendi'ye, Kutlay Köksal öğretmene de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türklerdir. Sayın Valimiz Doktor Erdinç Yılmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Çok değerli kaymakamım, çok kıymetli hemşerilerim, kadirli hemşerilerim, Kavak Vakfımızın değerli yöneticileri, çok kıymetli yazar Mansur Işıkbol Hocam. Bugün Mansur Işıkbol Hocamızın Tarih Baba kitabının tanıtım programına, tanıtım ve imza programına iştirak ettik. Mansur Işıkbol Hocam hamdolsun tarihimizi, bölgemizi, yaşadığımız yerleri çocuklarımızın öğrenmesinde ciddi anlamda kaynak teşkil edecek birçok esere imza atıyor. Maşallah hem çok çalışkan hem çok güzel eserler ortaya koyuyor. Bunlar elbette bizim geleceğimiz açısından çok kıymetli çalışmalar. Kendisini bir kez daha kutluyorum. İmza gününün, tanıtma gününün hayırlı olmasını, başarılı olmasını diliyorum. Kavak Vakfımızın böyle konularda hassasiyet göstermesi, çalışması hakikaten takdire şayan. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kendilerini kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ki Mansur Işıkbol Hocam daha kadirlimize, bölgemize, Osmaniye'mize çok güzel eserler bırakacak, Türkiye'ye eserler bırakacak. Bu birikimini, deneyimini gelecek nesillere aktaracak, bu eserleri yazmaya inşallah devam edecek. Kendisinin en güzel eserleri üretmesi hepimiz açısından, özellikle çocuklarımız, geleceğimiz açısından çok faydalı olacağını bir kez daha belirtiyorum. Aranızda bulunmaktan dolayı çok memnun olduğumu ve böyle çalışmalara da katılmak benim için de gerçekten çok mutluluk verici. Daha önce de yine burada böyle bu türden bir çalışmamızda bir araya gelmiştik. İnşallah diyorum tekrar böyle güzel çalışmalarda buluşmak dileğiyle bir kez daha Kavak Vakfımıza bu yaptığı anlamlı güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Mansur Hocamı bir kez daha kutluyorum. Tarih Baba kitabının tanıtım ve imza gününün hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Emekli öğretmen Sayın Ali Akarman Bey'e şiirin okuması için davet ediyorum. Bizim bu mahsur Işıkbol'um böyle yapmazdı ama bu defa bana kazık attı.
Çünkü ben buraya gelirken Kültür Vakfı'nın konusu üzerine değil de Kıbrıs Savaşı'nın yıldönümü yahut da 15 Temmuz'un yıldönümü gibi bir şey zannettim. Ona göre geldim, ben yoksa Cumhuriyet'le ilgili bir şiirimle gelirdim. Şimdi ben buraya gelmişken sizi boş gönderecek değilim. Bu insan hakları meselesinden duracağım beni. Çünkü uykularımı kaçıran bir olay oluyor son zamanda. Bu Filistin'e yapılan zulmü hazmedemiyorum. Bir Türk olarak, bir Müslüman olarak kanıma dokunuyor. Her fırsatta ona bir taş vurmayı şeref buluyorum. Bu insan hakları meselesi çok zamandan beri var. Ama kimin hakkı var? Mazlum milletlerin değil, Hristiyanların, Yahudilerin ve insan hakları var. Eğer bugün Kıbrıs'ta veyahut da Filistin'de eğer ki tersine olaylar olsaydı, diyelim ki Filistinliler İsrail'e karşı üstün gelseydi, bütün dünya oraya çöker ve onu sustururdu. Ama şimdi kınamış oluyorlar. Utandırmaya çalışıyorlar. Ben de bunun farkına vardım. Yahu dedim, Netanyahu, çok halt yedim Netanyahu. İnsanlıktan, insanlardan utanmıyorum. Yaradan da Netanyahu. Filistin'e verdiğin çile, alçaklıkla düştün dile, yumruk değil, fiske ile 2.80 yatın yahu. Bir gün olmazlar olursa, eden ettiğini bulursa, bak oraya Türk gelirse, ilk akşamdan biter yahu. Bu yaptığın böyle kalmaz, ağlatanın yüzü gülmez, Musa gelse razı olmaz, sen nebinden utan yahu. İslam yurdu bak orası, Avrupa'nın maskarası. İtin ısırı, varsa ısırası, ısırılmış zaten yahu. Akarman'dır benim adım, peşindenim adım adım. Geliyorum koşan adım, bari benden utan yahu. Saygılar sunarım. Cumhuriyetle ilgili şiirlerim de var ama onun için geldiğimi farkına varamadan biz de onu kurduk. Özür dilerim buyurun. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Yazar Mansur Işıkbol'un özgeçmişini okuması için Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emel Erkayran Hanım'a davet ediyorum. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Valimize, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfımızı ziyaret ettiği için, biraz da gecikme yaşandığı için misafirlerimizden de özür diliyorum. Bugün buraya gelen tüm misafirlerimize, Sayın Kaymakamımıza, kurum müdürlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Yazar Mansur Işıkbol'a bizlere yaptığı bu jest için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Mansur Işıkbol'un hayatını okumak bana düştü. Büyük bir zevkle okuyacağım inşallah. Mansur Işıkbol kimdir? Kadirli'de doğdu. İlkokulu Rasim Ünal, ortaokulu Merkez Ortaokulu'nda okudu. Kadirli'de lise olmadığı için Adana'ya giderek Adana Erkek Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Okulun sosyal ve sportif faaliyetlerinde bulunduğu liseyle birlikte Adana Öğretmen Okulu'nun park derslerini vererek öğretmen okulunu bitirdi. Daha sonra Açık Öğretim Fakültesini bitirerek eğitimini tamamladı. Öğretmen olarak Anamur'a tayini çıktı. İlk görev yaptığı köyde halk tiyatrosunu kurdu. Şehirde temsiller verdi. Devlet katkısı olmadan köy yolunu kendi imkanlarıyla patika yolu taşıtların gidebileceği şekilde yaptırdı.
Askerlik nedeniyle Silvan'a atandı. Silvan'da Er Eğitim Tugayı'nda bir yıl görev yaptı. Silvan'da sosyal etkinlikler faaliyetlerinde öncülükler yaptı. Yine Silvan'da atandığı Söğütlü Köy Kalkınma Kooperatifini kurdu. Halk tiyatrosu kurdu. Okuma yazma okulunda temsiller verdi. Yazar Mansur Işıkbol öğretmenlik yaptığı her yerde çeşitli projeler oluşturdu. Çevresindeki insanları sanat ve kültür etkinliklerine yönlendirdi. Bursa'da okul müdürüyken 1984 yılında bir proje oluşturarak okulların Çanakkale şehitlerine gezi yapmaya yönlendirdi. O dönemde Çanakkale şehitliğinde Dört Ayaklı Anıt, Mehmet Çavuş Anıtı, Cok Bayır'da Atatürk'ün vurulduğu üç daire şeklinde taşlarla belirlenen yerden başka hiçbir şey yoktu. 1984 yılında Çanakkale merkezinde tankın üzerine çıkarak şehitliklerin yapılması için miting yaptı. Çanakkale'de vali ve üst düzey yetkililerle bu konuda görüşmeler yaptı. Yönetici olduğu sürece Çanakkale şehitliklerini ve anıt kabri görmeden hiçbir öğrenciyi mezun etmedi. Yazar Mansur Işıkbol, 20 yıl yöneticilik, 12 yıl sınıf öğretmenliği yapmıştır. 32 yıldan sonra emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra Londra'ya gitti. Londra'da Türk Öğretmenler Derneği kurulmasında çalışmalar yaptı. Mesleği süresince sanatsal çalışmalar ile yakından ilgilenen Mansur Işıkbol, çalıştığı her dönemde sanatsal çalışmalar yaptı. İzcilik çalışmaları yaptı, izci kamplarında yöneticilik yaptı. Ayrıca birçok kalemi güçlü insanları cesaretlendirip yol göstererek yazmaları için teşvik etti. Biri de ben oluyorum. Emekli olduğu ilk ay Londra'ya gitti. Londra'da İngiltere Türk Öğretmenler Derneği'nde üyelik ve yönetim kurulunda görev aldı. Dört dönem yöneticilik yaptı, halen de devam etmektedir. Londra Türk Radyosu'nda canlı programlar yaptı. Çeşitli yerlerde okul, aile ve çocuk, insan ve eğitim, yaşam ve mutluluk konularında konferanslar verdi. 10 yıldır İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanlığı'na devam eden yazarımız 4 çocuk babasıdır. Türkiye ve Kadirli sevdalısıdır. Kadirli'ye hizmet aşkı ile yanıp tutuşan bir yazarımızdır. Kendisine sonsuz teşekkürler edip sağlıklı günler dileriz. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet iradesidir. Yazarımız Mansur Işıkbol'u konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında, sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ben sözlerime başlamadan önce bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ben projelerimi yaparken mutlaka mevsim zamanlarında ama bu defa şu sıcakta, şu mevsimde önce Sayın Valim ve diğer bütün misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü vakfımızın bana havale ettiği kitabı bitirdim. Sayın Valimiz çok mütevazi. Önce ona gönderdim, okudu ve kapak yazısında yazdı. Ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Ve 20 Temmuz, az önce Soylu telefonla görüştük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni konuşacağız aslında. Cumhuriyetin ilk savaşıdır 20 Temmuz. O nedenle Kıbrıs Büyükelçisi Çimen Hanım'la sohbet ettiğimizde ya bu tören çok iyi olmalı deyince onu omuzuma yükledim. Birçok yeri aradım. Önce Sayın Valimizle çok sağ olun. Osmaniye çok önemli. Kıbrıs Barış Hareketi için iki yer çok önemli. Anamur. Anamur'dan hep silah gönderdiler. Değerli insanlar, devlet subaylar yakalanın da yabancı ülkelere silah gönderiyor diye İdamla yargılandılar onlar. Yargılandılar. Ben bunu ülkem adına gönderdim demediler. Anamur. Anamur Radyosu. Kıbrıs'ın Sesi Radyosu. Ve o nedenle
50. Piyade Alayı Osmaniye'de özel kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar dünyada ikinci bir büyük devlet yok. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum bakın. Okuyan, yazan, çizen biri olarak söylüyorum. Üç tarafı deniz, dört tarafı düşman. Bir de içeride hain var. Yani şunu söyleyeyim. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti geleceğinin teminatı olan Türk dünyası var. Benim dünyam Türk dünyası. Geliyor. Dünya, emperyalist, süper ülkeler ondan rahatsız. Hepsinin gözü Türkiye. Türkiye geleceğin, yani çağın en büyük ülkesi. Şimdi bunu söyledikten sonra vakıf beni aradı. Dedi ki, böyle bir konu var dedi. Böyle bir konu var deyince, yıllar öncesine gittim, 50 yıl önce. 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk olduğu gün Diyarbakır'dan gelmiştim. İşte kız kardeşim de burada. Babam kapıya vurdu. Savaş var, gönlün mü gideceksin dedi. 20 Temmuz'un sabahı askerlik şubesine ben, Hüzeyfe Güven, Temel Bozdağ, Rıfat Akıncı, Ali Coşkun. Bunun ikisi doktor, diğeri öğretmen, diğeri de iş adamı. 5 kişi biz askerlik şubesine gönüllü için, gönüllü askere gitmek için gittik. Oradaki değerli komutan dedi ki, hayır, Türk ordusunun şu an sivile mibile ihtiyacı yok, biz o işi bitireceğiz dedi. Ve ben o 5 arkadaşa döndüm, hepsi sağ, gelecekler, çağıracağım onları. Biz Türk ordusu madem askere gitmiyor, manevi yönden, ekonomik yönden, her yönünden destek sağlamak için bir komite kuracağız dedik. Ve komiteyi kurduk. Ve o komite, şu an hepsi sağ. Öyle güzel işler yaptı ki onlardan biri de şu elimdeki Kıbrıs'la vuruşanlar piyesi. Piyes bulamadılar. Bana hocam otur dediler. 50 yıl sonra bakın 15 Ağustos, 20 Ağustos civarında oynanan bir eser. Benden mutlu insan kim var ya? 50 yıl sonra o günü yaşıyorum ve elimde bu kitapla şehitlerimizi anıyorum. Ve bu şehit elimdeki kitabı Çukurova nerede varsa hep bütün şehit ailelerine gidip imza ile onlara takdim edeceğim. Şimdi Cumhuriyet, Cumhuriyet'in kazanımları. Bana Cumhuriyet yaz dediklerinde ben tarihçi birkaç arkadaşımı aradım. Ya bana 100. yıl, bana aynen şunu söylediler. Sakın 100. yıl tarih boyunca milattan önce gelen devletlerin devamıdır. Ben de aynı şeyi düşünüyordum ama onların da onayına doğru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son Türk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, hep ben Büyük Türkiye Cumhuriyeti, orada da sohbetler buluruz. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti geleceğin insanların yaşamının teminatıdır. Bütün insanların kaçıp gelip yaşamak istediği yerdir Türkiye. Ama bir de şuna çok iyi dikkat etmek lazım. Atatürk'ün çok güzel bu konuda. Sakın diyor mahalle oluşturmayın. Sakın bir araya getirtmeyin. Sakın güç vermeyin. Türkiye düşmanlara bu fırsatı tanımayın diyor. Yani eğer bir ülkeye bir sürü mülteci geliyor da kontrol ediyorsan önemli. Ben İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere kontrol ediyor. İngiltere o adaya çıkan herkesi muhaber olmadan muharep olmaz. İstihbarat çok önemli. İşte Cumhuriyet. Cumhuriyet'in en de kısa ve kesin, çünkü çok sıcak gerçekten. Yazarken Kıbrıs'ta, yani Kıbrıs'la ilgili şeyi de koyuyorum ki hatırlatıyorum, o şehitlerimizi de anmadan geçemiyorum daha doğrusu. Ama Cumhuriyet'in kazanımlarının en güzellerinden biri kim biliyor musunuz? Karşımda oturan Sayın Valimiz. Cumhuriyet'in kazanımlarından biri devlet adamı olma özelliği. Bugün filmi çeken gibi arkadaşlar gelecek mi gelmediler. Vallahi yemin ediyorum çocukken okula geçtiği yerden ben geçemedim. Film çekimine gittim ben. O yaşta 8-10 kilometre nasıl gittiğini, işte demokrati, cumhuriyetin kazanımı bu. Arkasında hiçbir gücü olmadan müdürüne bakıyor ki okul müdürü kral, herkes korkuyor, titriyor. Bakıyor ki müdür yakayı iliklemiş, işte canlı şahidimiz. Ya bu kim diyor müdür korkuyor? Kaymakam diyor. Oradakiler de lan ben kaymakam olacağım. Hatta ben farklı söylüyorum da. Bakın, o gün hedefi, ideali var. Arkasında hiçbir güç yok. Ben vali bey ailecek artık benim. Kan bağım yok ama can bağı gibi. Hepsi. İnanın bakın, olağanüstü, işte Cumhuriyet'in kazanımları bunlar. Modern ve çağdaş ülkede
devlet adamı olarak yetişmemiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kademelerinde Atatürk kurdu gitti. Bura benim demedi, her şeyini bıraktı. Bir ülkenin güçlülüğünün geleceğinin teminatı nedir biliyor musun? Yanlış yapanlar, şimdi komutanlarımız var, müdürümüz var, bilmem ne var. Yanlış yapanı ya baba, hayır kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğinin teminatı güzel çocuklarımızı yetiştirmektir. İşte onlar güzel yetişsin diye bir yazar olarak, bir öğretmen olarak bana düşen görevleri yerine getiriyorum. Çünkü bu kitap Türkiye Cumhuriyeti durdukça duracak. Yeni bir proje için geldim. Hem 20 Temmuz'la ilgili proje, çünkü duyurmamız lazım. Köy köy bahane bahane gezeceğim. 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın şeyini hatırlatmam lazım. Çünkü dün yine bir gaziyle konuştum. Bozyazılı gazi. Bizi adam yerine koymuş, sahip çıkan yoktu. Var var dedim. Vallahi var, billahi var, çıkanlar var. Ama orada yokmuş. İdare edeceksiniz dedim. Kıbrıs Barış Harekatı'na bu konuyla geldiğim için bu sıcak havada şu kitabın tanıtımını yaptık. Bu kitabın tanıtımını yaparken de 100 lira ne ki ya? 100 lira. Ama 3-5 tane 100 lira bir araya gelince bu vakfın ihtiyacını görür. O nedenle bu kitabın satışını da söyleyeyim. Alanlar alır, almayanlar almaz. Ben Vali Bey'in yüzü işte burada. Daha önce çok güzel şeyler yaptı. Köyünde yaptık, orada yaptık. Dağıttı herkese. Gönlü bu. Yani kalbi gönlü. Onun ücretini de ödüyor yani, onu da söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Burada da böyle Sayın Valime ziyaret ettik. İmzaladım. Zaten orada da resimleri var. Geleceğimizin teminat olan çocuklarımıza birbirimizi sevmemiz lazım kardeşim. Hangi parti olur, hangi siyasi olur, hangi düşünce olur? Vatan haini hariç. Vatan haini hariç. Şu Kadirli'nin bir özelliğini söyleyeyim. Burada Kadirli'de herkes adaletli davranmak mecburiyetinde. Yani herkes. Kadirli kızdı, karakol yaptı ya. Yıllar önce bilmiyorum, ben söyleyeyim. Kadirli haksızlığa tahammül edemedi. Eskiden kaç yıl karakol gelmedi buraya biliyor musunuz? O nedenle Kadirli savaşsız, tüfeksiz ilk kurtulan yerdir Kadirli. Savaşsız kurtulan yerdir Kadirli. Ben Ormancı romanını yazarken işte Sabri Çiçekli Sayın Hakim'in burada. Bakın, Andırım'dan sonra Tokmaklı'da tören yapılması lazım. Niye yapılması lazım? Tufan Bey'i Atatürk Sivas'tayken daha Ankara'ya gitmeden önce göndermiş. Git oraya teşkilat kur demiş. Suriye bölgesinde silahlarını İngilizlere teslim etmeyen tek lider, alın muhtarlara dağıtın, yarın lazım olur demiş. Ben de Ormancı romanını hazırladıktan sonra Osman Bey, Tufan Bey yalnız gelmiyor. En büyük güç biliyor musun? Görülmeyen güç. Ha, bu muhabere dediğimiz olaylar var ya, Anadolu'nun, babam rahmetli dedi, oğlan obanın, kız babanın oğlu, her çocuk Türkse askerdir dedi. Doğru. Tufan Bey'le beraber gelen, Çerçi Kırığı'nda gelen teşkilat-ı mahsusların elemanlarıyla beraber Tokmaklı'da üst kurmuş. Ve sonra buraları göndermiş. Ben de romanımda onu gördüm. Ha, orada niye tören olmuyor? Altısında olur, burada olur diye, işte yanında canlı şahitleri var. 6 yıl Anamur'da belediye başkanı, kaymakamı ziyaret ettim. Broşürler yaptım, duvarlara astım, dağıttım falan. Tamam tamam dediler. Davul zurnayla özel kıyafet giydirdim çetelere, araba tuttum, ben arkadayım, başkaları yapıyor, onlar kendine mal ediyor ama oluyor ya, boş ver gerisi diyorum. 6 yıl sonra sempozyum yaptık değil mi Hakim Bey? Bölge okulunda Anamur, Andırım'da, Tokmaklı'da tören yapılması lazım. Tufan Bey gerekli ama bir şey, teşkilat-ı mahsusada o gariban Anadolu'dan kendini feda eden istihbaratçı insanlar için Andırım'da artık Tokmaklı'da tören yapılıyor. 6'sında tören yapılıyor, 7'sinde Kadirli'ye buraya geliyorlar. 6 yıl, 7 yıl uğraştım. Canlı şahitler aramızda. Bana deli misin dediler. Ya ne delisi ya, biri bunu yapacak. Şimdi geldim. Arıyorum ya hocam, ne oturayım ya? Gittiler ya, gittiler Halil Boğaz'dı Kadirli'den. Çıkarmaya çıkan ilk askerleri tanıyorum ben. Aramızda bir espri yapayım. 5 kişi geldik. Hepimiz belli, Hüsef abi solcu. Yani o dönemin komünisti.
Ya o da ölmeye gelmiş. O da komisyonda. Diyorlar ki ya Mansur bu lan oğlum savaşçı adam gönüllü savaşa gelmiş. O da diyor ki vatan hepimizin değil lan. Affedersin o dil, onun diliyle konuş. Herkese de diyeceğini söylüyor. O nedenle bu ülke hepimizin ülkesi. Bu değerler hepimizin değerleri. Değerlerimizi, özelliklerimizi ve güzelliklerimizi kaybetmeyelim. Ve birbirimizi sevelim. O sevgiyi yeniden oluşturalım. Birimiz, burada bir çok Meryem vardı. Çok Meryem, Ala Cami'nin yanında. Sosyal falan hizmetler yoktu. Çok Meryem'e, anam bana oraya yemek gönderirdi. Mahallenin bütün, yürüyemezdi o kadın. Mahalleni yıkardı, giydirirdi, kıyafet giydirdi, yemek götürürlerdi. Kadirli öyle güzel bir şey, öyle güzel bir yer. Öyle güzel, iyi ki şimdi Anadolu'lar da buraya geliyor. Ve Kadirli, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Ben fazla uzatmadım, daha sizi öyle şey yapmadan. Bana sormak istediğiniz bir şey var. Ben şunu söyleyeyim. Bana düşen görevi yapıyorum. Babamız bize diyordu ki onun üç şey var. O da başkalarından duymuş kendini. Kendine ait, çocuklara, ailene ait, ülkene ait. Bir de Allah'a karşı görev. Babam çok takva sahibi bir din adamıydı. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yanlış yapan kim olursa olsun mutlaka müdahale edin. Ben buraya geldim. Biraz önce görüştük bizim kaymakamımızdaki arkadaşa. Beni tehditle para istiyorlar. Tamam gel beni. Buradayım. Vali Bey gelecek. Bırakamıyorum diyorum. Geç lan vali diyor. Bana öyle diyor. Vali geç diyorsa sen bittin dedim zaten. Vallahi diyorum. Yanımda şahit arkadaşlar da var. Demek istediğim şu. Merhametten marazlı. Bizim işimiz görevlere, insanlara yardımcı olmak. Ben bana düşen görevi yapıyorum. Babam ilk öğretmen olarak giderken çöldü dedi. Bak oğlum otur karşıma. Kötü bir meslek seçtin, zor bir meslek seçtin. Öğretmenlik zor. Niye baba dedim. Sigara içemezsin dedi. İçki içemezsin dedi. Zamparalık yapamazsın dedi. Kötü davranış yapamazsın dedi. Yarın sen öğretmensin. Yaşamınla öğretmen olarak gidiyorsan, bir de en son şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakatle hizmet etmezsen Allah bin türlü devamı verirsin. Bakın şunu söyleyeyim. Babama ve öğretmenime, Hüseyin Hanım'a o kadar çok şey verişim. Ben hepsinin altında. Vali Bey'e ben yazmaya gittim. İşte burada diye özellikle anlatıyorum. Git ya işim yok, ben devletin işini bırakıp da sizle mi uğraşacağım diye. Eğer Vali Bey bana yardımcı olsaydı, o şimdi vali kitabı böyle. Vallahi diyorum bakın evine gittim. Ailesine gittim onun vali beyin haberi yok. Çevresine gittim. Sınıf öğretmeni bana ne dedi biliyor musun? Buradayken siz de bilin. Sınıf öğretmeni bana dedi ki ya zor okul dedi. Geliyordu çevrede dolanıyordu 4-5 yaşındayken dedi. Daha yaş tutmuyor diye. Zorla geldi baskıyla kayıt yaptırdı diyor. Bakın Allah'ın lütfuna şifaramızla vali. Ve öğretmen diyor ki yaşı küçük. Zorla diyor ya kaybettik ama vali bey diyor ismini söylüyor da ben saygısız yapmıyorum. Beşinci tek sınıflı öğretmendi diyor. Ben ne anlatsam vali bey hepsini biliyordu diyor. Şimdi bakın içinden geldi. İşte Anadolu çocuğu. Hedefi var. Hedefi olacak. Teknolojiyi yakalamamız lazım. Uçağımızı yapmamız lazım. Telefonlarımızı kendimiz yapmamız lazım. Aklına gelen şu çağda ne gerekiyorsa mutlaka çocuklarımızı o yönüyle yetiştirmemiz lazım. Biz İngiltere'de şimdi milletvekili de çıkardık. İki tane belediye başkanı çıkardık. Biz varız artık İngiltere'de. Türk çocukları artık İngiltere'de ana dili Türkçe ile imtihana gidiyor. Almanca, Fransızca gibi. Biz bunları da gerçekleştirdik. Vallahi 10 yıl daha diyorum ki Sayın Valim bu iş yani şey yok. Uğraşacağız. Beni sabırla dinlediniz. Bana bu mutluluğu verdiğiniz için, bana bu görevi veren Kavak Vakfı yöneticilerinin tamamına, Ahmet, Allah tanıganı rahmet eylesin, benim kız kardeşim de kaynıydı, mekanı cennet olsun. Böyle bir olayı bana verip ve beni ta buralara kadar getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını da hiç unutmayalım. Onu da çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize anlatalım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir tek anıt yeri var Silifke'de. Başka hiç yok. İstiyorum ki Sayın Belediyemden işte Başkan Vekilimden buraya bir anıt yaparım. 57 yani şunu söyleyeyim çok önemli. Yani buradan
şu 50. yıl çok önemli. Türk ordusu kadar mükemmel dünyada ikinci bir ordu yok. Kıbrıs harekatı ile ilgili araştırıyorum. Sayın inşallah bakın bir daha da Allah bana inşallah onu nasıl burada değil de Osmaniye'de yapacak. Kıbrıs Barış Hareketi'nin 50. yılı anısına Osmaniye. 1000 yıl sonra hazırlık yapıyorum. Şimdi o kitapları yazıyorum. Ve onları bizim çocuklarımıza, geçmişlerimize ulaştırmamız lazım. Osmaniye'nin ne kadar önemli bir şehir olduğunu, geçiş dönemi olduğunu, yani Osmaniye'nin 50. Piyade Alayı'nın çıkarma, 74'te pilotumuz şehit düştü de gitmek istemiş de gidememişiz. Ama 10 yıl Türkiye çalışmış. Seferberlik dairesi oraya özel göndermiş, özel çalışmalar yapmış. Bunların hepsini ben şimdi araştırırken yeni öğreniyorum ama bunu öyle yapacağım ki benden sonrakiler bakıp görsün benim gibi perişan olmasın. Kitap topluyorum. Yani sahaflardan kitap toplayıp okuyup bulup bunları yazıyorum. O nedenle ben hepinize ayrı ayrı kendim adına, Mansur Işıkbol adına, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği adına, bir öğretmen adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki bu duyguları paylaşıyoruz, iyi ki bu Türkiye bizim, bu devlet bizim, bu vatan bizim, iyi ki Türk doğumu. Ya insan ne olarak söylüyorum, ben babama soruyordum, baba biz Çeçen miyiz? Nenemin mezarı Çeçen köyünde. 6 yaşında babası şehit edilmiş yanında. Yüzün üzerindeydi. Hep aklıma o travmayı ömür boyu ağladı. Yani şunu söyleyeyim, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hepimizin candan baştan sarılıp ağlayıp birbirimize bağlanmamız lazım. Bağlanmazsa, inanın bakın az önce Şahin arkadaşımın dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gidip de hani aleyhine çalışmayan bir İspanya'da çok az var ama orada da var. Çalışmayan ülke görmedim. Canlı şahit olarak ben söylüyorum. Oraya gelen devletin özel adamları da biliyorum bunu. O nedenle hiçbir şekilde birbirimize düşman olmadan hatalarımızı kabullenerek hoşgörüyle götürmemiz lazım. Beni sabırla dinlediniz. Bu sıcak mevsimde buraya kadar geldiniz. Yani inşallah 50. yıl kitabında böyle kışın güzel olur bu defa da. Serin serin diye anlatmış oluruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Kitaplar orada. O kitapları da ben sonra Sayın Valimizi tutmayacağız. O verdik imzalan her şeyi tamam. Ama alanlara ben kitapların tamamını imzalayacağım. Bir şey daha söyleyeyim. Ben Osmaniye'ye fuara gelemedim biliyor musunuz? Fuarda sadece kısmet olmayınca olmuyor. Şimdi fuarsız burada ben kitapları imzalayacağım. İsteyenler, arzu edenler, kimse de mecbur değil. Tekrar önce valimize, kaymakamımıza, belediye başkan yardımcımıza, komutanımıza, emniyet müdürümüze, hepimize, basın müdürümüze, bütün kurum yöneticilerine, ayrı ayrı hepsine teşekkürleri bir borç bulunduk saygılar. Kitaplarımız Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'na 100 TL'den satışa sunulmuştur. Desteklerinizi bekliyoruz. Yazarınıza imzalatabilirsiniz. Davetimize icap edip katıldığınız için Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyoruz. Yazarımız ve kitap tanıtımı ile sizleri baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Valimi yolcu edip geliyorum. Kız kardeşim. Çok thank you.
Gel. Biz gelmedi ama.